Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Bitenler ve çöpe gidenler videosu gibi bir şey olacak. Videoyu açmadan bir saniye, iki saniye önce böyle bir güneş ışığı yoktu. Ama maalesef hava bulutlu ve güneş aralardan geliyor, aralardan gidiyor böyle. Ara ara geliyor, ara ara gidiyor. Yapacak bir şey yok, olsun. Önemli olan kalpler bir olsun. Şimdi hemen ürünlerime geçiyorum. Kocaman bir torbam var ama yarısı böyle sanki şey ürünlerle de gibi de dolu. Neyse. Zaten kararsızdım ama çekeyim dedim bir yandan da. Şimdi buradan alayım, şu tarafa atayım diye düşünüyorum. Bakalım. Bir şöyle kolumu bir alabilirsem. Şöyle koyalım. Tamamdır. İlk ürünüm, aynı zamanda çok sevdiğim ürünleri de söylediğim için videolarda ve favoriler videosu çeksem bunu koyamayacağım için bitenleri en azından koyayım da ben bunu çok severek kullanıyorum diyeyim diye düşündüm. Tursil'in Komple Çözüm Plus Leylak Bahçesi kokulu beyazlar ve renkler için uygun olan bu sıvı çamaşır deterjanı. Bir de konuşabilsem, bir de derdimi anlatabilsem çok güzel olacak ama asla. Bu 33 yıkamalık bir ürün ve çok güzel temizliyor kıyafetleri. Ben çok uzun zamandır Tursil kullanıyorum. Fiyatı diğer markalara göre çok daha iyi ve temizliği de gayet iyi. O yüzden mutlaka sizlere de öneririm. Bu ilk bitenlerdendi. Sonra ne zamandır Sleepy alıyordum. Bir kere bunu böyle bir indirimde gördüm ve Mr. Oxy markasının şu yüzey temizleme mendili. Bunu Sleepy'den daha çok beğendim ben. Neden öyle oldu? Çünkü kurumadı. Sleepy'lerde bir kuruma problemi oluyordu. Ve bu asla kurumadı. Bunu gerçekten çok beğendim. İçinde 100 tane var. Sleepy'nin içerisinde de 100 tane var. Fakat yok yani Sleepy bir süre sonra kuruyor. Ha, geçenlerde tekrar sipariş verdim Sleepy'ye. Ama bir böyle şey, torbanın içerisine koydum. Yani torbanın içerisinden alıyorum ki hiçbir şekilde kurumasın, o alkolü gitmesin diye. Güneş gözümü kör et, tamam mı? Tamam mı canım benim? Tamam mı? Tam zaten video çekecek üzereyken çıktın ortaya. Sabahtan beri yoktu böyle bir şey. Böyle bir güneş yoktu yani. Hava bayağı kapalıydı. Neyse, HC Care'ın hızlı saç kurtarma ve canlandırma terapisi. Bu bir saç kremi. Şöyle. Fakat bunu normal saç kremi gibi kullanmayın diye Yağmur Vardar anlatmıştı. İşte saçınızı yıkıyorsunuz, ondan sonra böyle havluyla ıslaklığını alıyorsunuz duştayken. Ondan sonra bunu sürüyorsunuz, 10 dakika 15 dakika bekliyorsunuz ve ondan sonra saçınızı duruluyorsunuz dediği için bu bende çok uzun süre bitmedi tabii ki de. 10-15 dakika duşta oyalanmak, istediğiniz kadar peelinglenin, istediğiniz kadar liflenin, istediğiniz kadar işte ne bileyim kıl tüyü işlerinizi halledin falan, asla 15 dakika sürmediği için bu böyle çok eziyet oluyordu bana. Ama gerektiği gibi de, yani olması gerektiği gibi de kullanmak istediğim için bazen şey yapıyordum, yani o şekilde kullanıyordum. Ve ben öyle inanılmaz bir etkisini görmedim. Çok düzenli kullanmadığım için muhtemelen görmedim ve işte hani saç kurtarma falan dediği için de bunu muhtemelen böyle röfleli ya da böyle kırmızı, hani kızıl, bakır saçlı insanlar, saçları boyadan, işte açıcıdan falan yıpranmış olan insanlar severek kullanırlar. Ama benim zaten saçım doğal olduğu için, saçımı boyamadığım için buna o kadar şey olmadım. Tekrar alacağım bir ürün değil bu benim. Ama hani böyle bir ürünün de olduğunu bilin. Gerçi zaten HC Care'cılar HC Care'ı bilirler. Bir adet kaş usturası Lyoness markasının. Bunu ben şeyden aldım. Watsons'tan aldım ve aman tanrım, güneş çok farklı bir boyutlara geçmeye başladı. Olsun, neyse. Çok güzel bu. Bakın bu. Böyle bu olan. Bu çok güzel bir kaş usturası. Bunu her zaman tekrar tekrar alırım ve bundan sonra bundan başka bir ürün almam diye sizlere bunu da göstermek istedim. Ürünler de diyecek olursanız da atmışım arkadaşlar. Bunu buraya attım ya, onu da çöpe atmışım. Keşke ama bunu içi dolu olarak size göstermiş olsaydım.
Bunları dezenfekte etmek çok önemli. Sivilce yapar. Kesinlikle aklınızda olsun. Mutlaka bir işte 80 derecelik kolonyayla en azından dezenfekte edin jiletlerinizi. Kaş usturalarınızı. Sonra bir tane şundan bitirdim. Bu da bir kaş usturası. Dünyanın en kötü kaş usturası. Kesinlikle bıyıklarınızı koparan, yani şey, ne derler, yırtan bir, dudak üstünüzü yırtan bir kaş usturası. Kaş usturası ama bıyıklarımızı alıyoruz. Bunlarla kaşını alan var mı? Kaşımın ortasını falan ben mesela böyle bir şeyle almam. Yani cımbızla alırım. Niye kaşımın ortasını bunu alayım? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben buna sadece bıyıklarımı alıyorum ve böyle şey yapmıyor yani. Bıyıkları kalınlaştırmıyor. Sonra o tekrar almam ikinci gösterdiğim jileti. Homemade aromaterapinin Mersin suyunu bitirdim. %100 Mersin suyu. Mersin uçucu yağı çıkarılırken elde edilen saf Mersin suyudur diyor. Homemade aromaterapi çok pahalı biri oldu. Çok çok pahalı oldu yani. Daha hiç kimseler bilmezdi. O zamanlar böyle küçük küçük yerel şeylere falan katılırlardı. Kermeslere, etkinliklere, organizasyonlara falan katılırlardı. Benim o zamanlardan bildiğim bir markadır. Ama şimdi yani homemade aromaterapi oldu. Sahibi de bu arada biz bir kere İzmir'de karşılaşmıştık. Çok tatlı bir kadın. Ve böyle hani şey yani kalite seven bir kadın. O yüzden çok güvenerek her şeyini alabilirsiniz. Fakat fiyatlar gerçekten çok pahalı yani. Çok pahalı. Hani %500 kar, o kadara gerek yok. O kadar gerek yok. Mersin suyu, bu da bunu çok böyle aktif sivilcelerim olduğu zaman, bakın şu an mevcutta aktif hiçbir sivilcem yok çünkü sütü tamamıyla bıraktım. Süt hayatımdan sonsuza dek çıktı gitti yani. İbrahim Tatlıses'in bir klipte böyle telefonu denize fırlattığı bir sahne vardı ya, sütü öyle fırlattım hayatımdan. Hiçbir şekilde yok. Geri alınamaz bir şekilde süt hayatımdan çıktı ve aktif sivilcem yok. Çok şükür yüzüme uyumlu güneş kremini de kullandığım için bu aralar hiçbir sıkıntımız yok. Mevcut olanların da şöyle bir iki tane izi var. Onlar da geçiyor. Mersin suyundan nerelere geldin Cansu diyecek olursanız da aktif sivilcelerimin üzerine sıktığımda daha hızlı sivilcelerimin daha hızlı iyileştiğini gördüm. O yüzden çok severek kullandım. Tekrar homemade aromaterapi alır mıyım bilmiyorum ama belki de Sebi Bebi'nin Mersin suyundan da alabilirim. Sebile Ölmez'in işte eskinin Sebi Bebi'si. Soulfly kozmetiğinde de bir tane Mersin suyu var. Onu da çok seviyorlar. Bu 100 ml'lik bir ürün. Sebi'ninki ne kadar falan bilmiyorum. Oradan bir hesaplamalar birazcık iktisatçı matematiğimi kullanarak bakacağım. Hangisi daha uyguna geliyorsa onu alacağım. Öyle. Bu da böyle bir üründü. Tekrar Mersin suyu alırım yani. Böyle işte yaralara falan çok iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda tonik olarak da kullanabiliyorsunuz. Tonik olarak da böyle cildi güzelce temizliyor. Gözenekleri de sıkıştırıyor diyorlar. Ama gözenek konusunda çok garanti veremeyeceğim. Sonra seni Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Selpak el ve yüz havlusu. Ben bunu böyle aldım. Dedim ki misafir falan geldiğinde eve böyle minnoş minnoş şey kullanmaktansa şöyle şöyle kullansın diye lavabonun kenarına koydum. Fakat bunu bakın şurada bir işaret var. Şurada. Bunu havluluğunuza şu şekilde koyun diyorlar. Buradan fıtır fıtır çekin diyorlar. Ama benim havluluğumun demiri buna uygun değil. Tam şurada kalıyor. Olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor yani. O yüzden bunu bu şekilde kullanıp böyle fıtı fıtı çekmek zorunda kaldım. Ne oldu? Şuralardaki ürün bir süre sonra peşinden gelmemeye başladı. Ve peçeteleri şöyle parmağımı sokup sokup almak zorunda kaldım. Elim ıslak. Oraya elimi sokunca bu defa peçetenin şey kısmı da uç kısmı da yapışıyor mu ıslaklıktan? Çok sıkıntı yaşadım buna. Bir daha asla almam. Eğer eviniz, ha bakın arkasında da iki türlü de kullanabilirsiniz diyor. Ama eğer böyle kullanmayacaksanız böyle kullanmaya asla uygun bir ürün değil. Tekrar almayacağım. Bir daha alma. Kalsın. Eksik kalsın. Benim dondanım olmasın. Neyse. Sırada Sleepy Natural 3 numaralı bir
gece pedi olarak geçiyor değil mi? 3 numara olanlar. Evet, gece pedi bir ped bitirdim. Şöyle bakın, çok memnunum, çok severek kullanıyorum. Hafiften ama eğer böyle 2 saatten fazla kullanacaksanız, yani pedinizi değiştirme imkanınız yok. 3-4 saat bir yerde gezecekseniz, dolaşacaksanız falan maalesef arkadaşlar hafiften yürüdüğünüzde yani toparlanma yapıyor. Ama tabii ki de hiçbir zaman ben işte peddir, tampondur böyle şeyleri 2 saatten fazla kullanma asla taraftarı değilim. O yüzden 2 saatlik falan kullanım için 2-2,5 saatte hiçbir şekilde bir sıkıntı olmuyor. Öyle kullandığınız zaman rahat, iyi bir şekilde kullanıyorsunuz. Tekrar alırım. Ve gel bakalım. Yves Rocher'in Pure Mint yüz yıkama jeli. Gözenekleri derinlemesine arındıran yüz yıkama jeli olarak geçiyor. Yani gözenek arındırmıyor bence. Hiçbir şekilde gözenek arındırmıyor. Ve bence gözenek bir pis insanın, gerçekten hijyenine, temizliğine dikkat etmeyen insanın gözeneği oluyor. Bir de yaratılış, yani yapacak bir şey yok. Hani bir de öyle bir gözenek oluyor. O gözenek de hiçbir işe yaramıyor. Böyle eğer hani cildini temizlemeye çok yatkın olmayan bir insanın hani pislikten açıldıysa gözenekleri, işte yağlı cilt gözeneği ise falan, onlar da belki işe yarar. Ama tekrar alacağım, böyle ben bunu çok severek kullandığım bir ürün diyeceğim bir ürün değildi. Fakat cildi böyle kuru kuru geren, işte ne bileyim böyle gıcır gıcır, böyle gıcırt gıcırtı çıkacak şekilde gıcır gıcır temizleyen yüz temizleme jellerinden değildi. Bu konuda gayet iyiydi. Genelde böyle işte gözenek temizleyen yüz yıkama jelleri yüzü böyle gıcır gıcır eden, böyle o yüz suratınıza sürttüğünüzde şu kadarcık bile sebum bırakmamış olan, cildin böyle bütün yağını, suyunu, her şeyini çekmiş olan jeller birazcık şey oluyor, keyifsiz oluyor. Bu onlardan değildi. Tekrar almayacağım. Ama yani alınabilir, deneyebilirsiniz yani. Ve sırada, ah canım benim, Vazeline'in sprey nemlendirici kremi. Çok güzel bir üründü. Çok 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 severek kullandım. Ben bunu uzun zamandır görmüyorum, biliyor musunuz? Yani bu artık piyasadan kalktı mı, kalkmadı mı, ne oldu, ne bitti artık bilmiyorum. Ama çok güzeldi ya. Bunu böyle çıkar mı acaba içinden bir nebze olsun? Azıcık çıktı bakın. Bu kadar çıkmış. O da bir salladığım için herhalde bana bir kıyak yaptı. Çok güzel bir ürün ya. Çok çok severek kullandım ben bunu. Şöyle hazır şey olmuşken elimizi de nemlendirelim. Kokusu her şeyi, dokusu çok güzel bir ürün. Gerçekten gerçekten çok güzel bir ürün. Ellerinizi var ya, bebek poposu gibi yapıyor. Çok severek kullanıyordum. Bir şeyin içerisine elimi sokmadığım zaman biliyorsunuz ben mutlu oluyorum. Bu da böyle hani elimi sokmak zorunda kalmadığım bir krem olduğu için çok güzeldi. Yves Rocher'in böyle pompalı şişelerinde de kuruma yapıyor. Çok sürekli kullanmıyorsanız, yani 3-4 günde bir kremi kullanıyorsanız orada da topaklanma yapıyor. Mesela o da keyifsiz oluyor. O böyle topak kısmı gidip illa atmanız falan gerektiği için, elinize yediremediğiniz için. Ben çok cins bir insanım. Siz beni boş verin. Alın. Hepsini alın. Hepsini güzelce kullanın. Ama bu sprey şişe benim en çok işime gelen şişeydi ve çok hızlı emildiği için de hemen ellerinizi kullanabiliyorsunuz. Sonra, ay bunu göstermekten utanıyorum. Çok hızlı göstereceğim. Şöyle bir hemen göstereyim. Hayır o kadar değil. Watsons'ın çilekli duş kremi. Şöyle bir ürün. Tam bu kadar yeter. Çok görmeyeyim. Gerçekten çok utanç verici bir halde. Çünkü duşta yerde duruyordu. Sürekli olarak böyle işte şey aldığı için, işte sabun falan üstte olduğu için birazcık kötü oldu. Çok sevmedim. Çok severek kullanmadım. Tavsiye eder miyim? Çilekli olanı tavsiye etmem ama onun bir tane de şeyinden bitirdim ben. Aynısının şu mavi olanından bitirdim. Bunu çıkartamamıştım ama dibinde şöyle birazcık kalmış. Önemli mi? Birazcık önemli. Bunu ben şey yaparım, kullanırım. Evet. Şeydeyken, duştayken şey olmamıştı bu artık. Böyle yer çekiminden komple temizlenmiş artık. Bu spa kokulu olanı, mesela bu güzeldi. Hani buna hiçbir şey söyleyemem. Ama
Benim anladığım kadarıyla ben duş jelinde bu şişelemeyi, yani böyle pompalı kapağı sevmiyorum. Böyle dökülen şeyi seviyorum. Bunu böyle 8-9 kere basıyorsun ki anca çıksın da etsin de tutsun da falan diye birazcık sıkıntıydı. Güzel kullanılabilir ve içerisinde hani 1000 ml'lik bir ürün olduğu için de fiyat perform yani fiyat fiyatı çok uyguna gelmiş oluyordu. Fiyat performans ürünü denebilir. Ama ben bu şişelemeyi sevmediğim için bundan tekrar almayacağım. Ben bayağı kapaklı bunlarda da kapaklı şişe seviyorum. Sonra canım benim ya, sen olmasan ben ne yapardım bu yaz? Raid'in sinek öldürücü, kara sinek ve sivrisineklere karşı olan şu işte spreyinden bitirdim. Neden gösteriyorsun? Hani niye bunu niye gösteriyorsun diyecek olursanız, benim oturduğum yer hani çevre etraf orman olduğu için çok sinek oluyordu. Çok sivrisinek oldu. Yani bu sene çok sivrisinek oldu. Şimdi de o böyle diğer kokarca böcekleri var ya, şimdi de onlar başladı. Neyse, bazı lüksler için bazı angaryalara katlanıyoruz. Buralar böyle. O yüzden eve çok fazla sinek giriyordu ve kokusuz olması özellikle ve sineklere asla taviz vermeyen bir ürün olması gerekçesiyle ve bu şişelemesinin bakın diğeri gibi değil bu. Kırmızı olanı kullanıyorum şimdi. Şurada duruyor hatta. Şurada detan. O da mesela güzel ama onun kapak kısmı ben bozulacağım diyor. Hani beni böyle ufacık bir canımı sıkarsam ben giderim. Aranızdan ayrılırım diyor. Ama bunun her şeyi çok güzel. Yani sineklerdeki performansı bunun muhteşem. Çok çok sevdim. Canım benim. Bütün yazı bununla geçirdik. Geceleri var ya vücuda sıkılan spreylerden kullanıyordum. Çok bu sene çok şey oldu. Çok sinek oldu. İki tane cüzdanım var. Bunlar ikisi de çöpe gidiyor. Bunu gratisten almıştım. Çok ucuz böyle 80 lira falan, 79 liraydı diye hatırlıyorum. Fakat krem renk olduğu için boyandı. Yani kirlendi, boyandı. Bu yüzden bu çöpe gidiyor. Bir tane de Guess'ten şöyle bir cüzdan bitirdim. Bu da çok güzel bir cüzdandı. İçinde bir şeylerimiz kalmamış olsun. Evet, kalmamış. Şöyle işte kartlık kısmı, para alan kısmı, şuradaki minik böyle bozuk para kısmı falan, her şey çok güzeldi. Zaten hani şekil şemal olarak da çok şık bir cüzdan. Fakat derisinde soyulmalar oldu. Şöyle bakın görebiliyorsunuz ve aynı zamanda rengi de hafiften kötü oldu. O yüzden bu da aramızdan ayrılıyor. Guess'in cüzdanlarını kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel. Bunun da bordosu, siyahı falan varsa bunu da tavsiye ederim. Bu da çok güzel bir ürün ve hani 80 liraya kullanabileceğiniz en güzel cüzdanlardan bir tanesi. Eğer rengi böyle olmasaydı, tabii açık renk sevdasından uzun süre beraber olurduk. Mango kullanıyorum şimdi. Mango'nun da bordo. O da çok güzel. Şeylerde, günlük vloglarda onu da görürsünüz. Bioxin'in biyotinli sağlıklı saç ve saç derisi bioksin biyotin artık neyse, sağlıklı saç ve saç derisi günlük şampuanı, saç dökülmesi ve saç sorunlarına karşı günlük şampuan diyor. Biyotin içeriyor ve 300 ml'lik işte parabensiz falansız filansız şöyle bir şampuanı. Güzel, ara ara alıyorum ben bunu, tekrar indirimde denk gelirsem alırım. Sevdiğim bir şampuan ama derseniz ki Cansucuğum inanılmaz bir farkını gördün mü falan, asla öyle bir şey söyleyemem. Bunu söyleyebileceğim tek şampuan Sivisoderm'in normal ve kuru saçlar için olan şampuanıdır. Yağlı saçlar için olanını ben beğenmedim. Bir de zaten sütü tamamen bırakınca saç derimdeki kuruluk hakkında yorum yapamayacağım. Yani o kadar saç derim de çok kurudu. Eskiden ben saçımı sabah yıkardım, akşam üstüne doğru yağlanırdı. Şimdi ben bu saçı 3 gün 4 gün yıkamayayım, şu kadar bana mısın demez. Öyle bir kuruluk oldu. O yüzden Sivisoderm'in sadece normal ve kuru saçlar için olan şampuanı haricinde hiçbir şampuan için saçıma çok iyi geldi diyemem ama şampuandır yani. Tekrar indirimde görürsem alırım.
fena bir ürün değildi. Öyle saçı kurutan, saç derisini kurutan falan bir ürün asla değildi. Çöpe giden bir ürün. Likapen'in SPF 50'li bir 50 ml'lik güneş koruyucusu. Kız şöyle bir ürün. Bu yapısı değişti, kokusu değişti. Hele kokusu. Kokusu çok fena oldu bunun. O yüzden çöpe gidiyor. İçerisinde böyle bir 2-3 kullanımlık daha vardı ama maalesef artık. Artık aramızdan ayrılıyor kendisi. Ay canım benim. Yarısından fazlası dolu. La Roche-Posay'nin SPF 50'li parlama karşıtı olan Antelius şeyi, güneş koruyucusu, sebum ve ter kaynaklı parlamayı kontrol altına almaya yardımcı olur diyor. Cilt üzerine yapışkan his bırakmaz diyor. Ciltte parlama karşıtı kontrol sağlar diyor. Şöyle, bu çok uzun süredir bende var. O yüzden atacağım. Ama çok güzel bir ürün. Tekrar belki önümüzdeki yaz alırım diye düşünüyorum. Sprey ürünleri yüzünüze sıkmayın diyorlar. Yani ciğerlere zararlıymış. Fakat bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Herkesin kendi kararı. O yüzden ben tekrar alabilirim. Ve Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Silver'ın spor beyaz, çizikleri kapatır, rengi yeniler dediği, hiçbir işe yaramayan beyaz spor ayakkabılar için olan, bakın, bakın dolu. Beyaz spor ayakkabılar için olan ayakkabı temizleyici hiçbir işe yaramıyor. Yani hiçbir işe yaramıyor. O yüzden çöp. Hiç beğenmedim. Almayın. Hiç gördüğünüz yerde koşarak uzaklaşabilirsiniz. Sonra Whitman. Bu da yarısı kullanılmış, yarısı kalmış bir ürün. Tüy dökücü bir krem erkekler için olan. Bu Yavuz'undu. Yani Yavuz'undu bu. Bu da çöpe gidiyor. Ve Klinik markasının siyah nokta temizleyen bir ürünü. Şöyle kız hiçbir şekilde de şeyi gözükmüyor. Şöyle bir ürün. Bu böyle işte burayı açıyorsunuz. Ondan sonra işte burnunuzun üstüne artık şuralardan, çenede falan, alında nerede siyah noktanız varsa oralara böyle ıslatıp ondan sonra bunu sürüyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz ve şu başlığıyla da şöyle güzelce işte sürtüp böyle siyah noktalarınızı temizliyorsunuz. Cansucuğum kullandın mı? Hayır, kullanmadım. Yarısından fazlası dolu ama atıyorum. Atıyorum. Ben hayatımın gereksiz olan her şeyi elinden çıkar. Gereksiz olan kimseyle görüşme. İşte gereksiz olan şeylere sırtını dön falan evresindeyim. O yüzden işte böyle gereksiz kullanmayacağım böyle şeyleri çöpe atıyorum. Kullanmadığım kıyafetleri, işte ne bileyim far paletlerini, 50 tane far paleti almışsın, ne gerek var? Onları falan mesela dolap hesabıma koydum. Her şekilde hani elimden çıkartıyorum ben. Ya satıyorum ya atıyorum. Ya işte veriyorum, kurtuluyorum. En iyisi. En iyisi hiç gerek yok. Sonra, ay canım benim. L'Occitane'ın Fleur de Cerisier. Konuşamadım. Cherry Blossom'lı kiraz çiçekli duş jeli. Bunu bana Aslı hediye etmişti ve ben ancak kullandım bunu. Kıyamıyordum. Kullanmaya kıyamıyordum. Neden böyle şeyler yapıyoruz onu da bilmiyorum. Mesela artık bu huyumu da bıraktım. Kullanmaya kıyamamak diye bir şey yok mesela. Aldın mı? Ne yapacaksın? Ölüm var yani bir kere. Bu bana tabii Yavuz'dan sonra yüklenen bir şey oldu. Gerçekten mezara girince mi kullanacaksın yani? Öyle arkasından bakacak mısın? Ne yapacaksın? O yüzden her şeyinizi kullanın. Yani bir duş jeli de bunun için geçerli. Bir ayakkabı, bir çanta, bir kıyafet de bunun için geçerli. Dünyaya bir kere geliyoruz ve yarına çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Yani her şeyi kullanın arkadaşlar. Ben bunu kullanmaya kıyamıyordum. Çok güzel bir ürün. Fakat 5 milyar falandır bu. Ama yani arada sırada birazcık böyle lüks hissetmek için alınabilir. L'Occitane'ın
Cherry Blossom'lı duş jeli. Kokusu muhteşem. Vücudu temizlemesi de muhteşem. Vücudu kurutmuyor. Bacakları kurutmuyor. Ne çok konuştun bir şey hakkında. Niye böyle şey? Bir de arada edebiyat parçaladım. Farkında mısınız? Sonra Frutia'nın nemlendirici kremi. Yüz kremi. Bir tane daha yüz kremi göstereceğim. İnşallah başka göstermeyeceğimdir. Çünkü cildim çok kuru olduğu için mesela işte akşam makyajımı çıkartıyorum. Güzelce yüzümü temizliyorum. Nemlendirici sürüyorum. Aradan 1 saat 2 saat geçiyor. Tekrar nemlendirici sürüyorum falan derken böyle cildim çok kuru olduğu için birazcık böyle kuru kuru o gerginliği hissettiğim zaman yüzümde gidip gidip tekrar güneş kremi ama şey güneş kremi demişim. Nereden aklına geldi bilmiyorum. nemlendirici sürüyordum. O yüzden nemlendiricilerim bu aralar birazcık daha hızlı bitiyorlar. Frutia'nın bu Citrus Brightening Cream'li Brightening Cream'i şöyle aydınlatıcı bir yüz kremi. Aydınlatıcı etkisini görmedim. Kokusu muhteşem. Çok tatlı böyle narenciye kokusu ve nemlendirmesi de güzeldi. Bunun da silikonu şeyi gliserini yüksek. Bu da güzel sevdiğim bir üründü. Tekrar alır mıyım? Belki alırım. Bana hiç belli olmaz. Ve Hadalobo Tokyo'nun bir nemlendirici kremini bitirdim. Şöyle. Bu Intense Hydrating Skin Plumping Gel Day and Night kremi 50 ml'lik bir ürün. Şöyle bakın göstereyim. Buna bayılırsınız. Bu gerçekten çok 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 güzel bir krem. Bilmiyorum bu krem olayında ben böyle pompalı şişeli kreme geçmek istiyorum. Çünkü kremlerin içerisine elimi sokmak beni çok rahatsız ediyor. Neden öyle oluyorum bilmiyorum. Bir şeyin içerisine böyle parmağımı sokmak beni çok rahatsız ediyor. O yüzden bu da çok güzel göründü. Ama artık bundan sonra belki nemlendiricilerde eğer böyle çok şey yapamazsam, güzel, iyi, istediğim nemlendiriciyi bulamazsam tekrar bunlardan bir tanesini de alabilirim. Başka bir şey de deneyebilirim. Ama kesinlikle ikisini de tavsiye ederim. Hadalobo Tokyo'yu daha çok tavsiye ederim. Öbürü sadece nemlendiriyor. Yani öyle bir şey bir etkisini göremezsiniz. Ama Hadalobo Tokyo'nun o böyle plumping etkisini gerçekten görüyorsunuz. Şimdi daha ürünüm var ve videom 27 dakikada. Bir kapatıp tekrar açacağım. 29 dakikada kendi kendine kapanıyor çünkü. Hemen geldim geri. Ay bunu öveyim size. Az önce Sleepy'yi bir çıtırından gömdüm ama bu şeyi çok güzeldi. Ne bu? Islak mendil. Citrus Garden. Ben niye sitruslu şeyleri çok seviyorum? Çünkü ben fresh kokan her şeyi çok seviyorum. Islak mendilin boyutu falan çok güzeldi ya. Bunu çok severek kullandım. Bunlar üçlü satılıyorlar. Çok çok güzel ürünler. Gerçekten çok güzel ürünler. Tavsiye ederim almanızı. Sonra Benri'nin disk pamuklarından bitirdim. Şöyle tekrar alırım. Kaçlı bu? 80'li miydi? 140. 140'lıymış. Şöyle çok severek kullandım ama işte şey çıkartırken oje çıkartırken tırnaklarda şey ojenin aman konuşamadım. Asetonun şeyiyle etkisiyle maalesef birazcık keyifsiz bir şekilde tüy bırakıyor. O biraz keyifsiz oluyordu. Neyse, çöpe giden arkadaşlardan ikisi de kurudu. İkisi de kuruduğu için çöpe gidiyor. Kladerm'in arındırıcı kil maskesi. Biri propolisli, biri vitamin C'li. Şöyle ikisini de atıyorum arkadaşlar. Bir tanesi kurudu. Bunları yanlış hatırlamıyorsam açmayacağım şimdi çünkü dökülüyorlar falan böyle. Zaten normalde de çok hızlı kuruyan ürünler ama ay. Dur ayol. Şöyle bakın. Diğerinde bir takipçim dedi ki Kladerm'in maskeleri bence şey yapıyor dedi. Ay vallahi açamayacağım. Gerçekten şey oluyor. Şöyle. Bakın düştü yere. Duydunuz mu sesini? Leke yapıyor dedi. Kladerm'in maskeleri bence leke yapıyor dedi. O yüzden atıyorum bunları. Bana da mantıksız gelmedi. O yüzden bunlarla vedalaşıyoruz. Çok ucuz maskeler ama gerek yok. Gerek yok. Galiba ben gene Origins'in bir maskesini alacak gibi duruyorum. Şöyle 3-4 tane şeylerim var.
nelerin var? 5 tane oldu kız. 6. Ha. Ama bu şey olması lazım. Evet, tamam, bu değil, pardon. Şimdi rimellerim var. Biolis'in fake iti artık bitti, kurudu bitti. O yüzden aramızdan ayrıldı. MAC'in In Extreme Dimension 3D Black Lash. Şöyle bir şeyi var. Bu bir şeyin yanında hediye olarak verilmiştir. Rimeli var. Bu da çok hızlı kurudu. Bu da bizden çöpe gidiyor. Sonra Maybelline New York'un çok eski bir Great Lash. Şöyle bir şeyi var. Işık felaket bir hal aldı. Rimeli var. Bunun da ucunu beğenmedim ve bu çok eski olduğu için artık at ne yapıyorsun böyle şeyleri, bakın. Şöyle bir fırçası olduğu için bunu da beğenmedim. Bana bir şey söyleyeyim mi? Fake It'ten daha güzel bir tane bile ürün yok. Sonra Maybelline'in The Falsies Push Up Drama. Bunu eskiden ben çok severdim. Ama artık masadan ayrılıyor dostlar. Bu da çöp. Ve hiç beğenmediğim bir ürün. Fake It'in arkadaşlar, inanıyor musunuz? İnanır mısınız yani böyle bir laf söylediğime? Kahverengi maskarası. Çok kötü. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani ne bir renk bırakıyor, ne böyle kirpiği tutup çekiyor falan. Hiçbir şey yok yani. Bunu hiç beğenmedim. Klasik Fake It o kadar güzel olsun, bu da bu kadar kötü olsun. İnanılmaz bir şey yani. Sonra bu bozuldu. Bu böyle kokusundan falan belli, böyle bozuldu bu. Essence'in Fix It Like a Boss Transparent Brow Fixing Gel. Güzel bir üründü fakat bozuldu, bu arabada duruyordu, ben bunu maalesef bozmuşum, o yüzden bu da çöpe gidiyor. Tekrar alabilirsiniz. Extra strong diyor, o kadar extra strong bir şey değildi, böyle kazık gibi şey yapmıyordu ki, benim hani kaşlarım çok sert kaşlar değildir yani. Ama ne canım benim ya, sen de bittin. Nip & Fab'in Salicylic Fix Toniği. Bu çok güzel bir ürün. Ben bunu yüzümde de ara sıra kullanıyordum. Ciltteki yağlanmaya engel olur. İşte gözenekleri sıkıştırır, sıkılaştırır, sıkıştırır, sıkılaştırır falan diyor. Ama bunu eğer böyle çok tight giyiyorsanız falan, popo sivilceniz oluyorsa buna bayılırsınız. Bundan başka hiçbir şey kullanmayın ve bence popo sivilcelerinin tek çaresi, tek çözümü. Ve eğer çok böyle yağlı ciltliyseniz falan da, çok sivilce çıkartan bir cildiniz varsa kullanabilirsiniz. Sanki sivilceleri hızlı geçirme gibi bir özelliği vardı ama sivilce engelleyici falan bir şeyi yoktu. Yani salisilik asit var içerisinde ve hani yağlanmayı azaltır ya da işte sivilceleri geçirir falan gibi bir şey değildi. Sadece benim gözlemlediğim kadarıyla sadece sivilceleri hızlı iyileştirmek gibi ve popo sivilcelerini geçirmek gibi bir özelliği vardı. Yüzdeki sivilceler için öyle o kadar bir hani şeyi yoktu yani. Sivilceyi geçirmiyordu. Sadece hızlı iyileştiriyordu. Isana'nın bir oje, asetonsuz oje çıkarıcı pedinden bitirdim. Şöyle bir ürün bakın. Çok severek kullanıyorum. Tekrar aldım. Tekrar alırım. Muskent markasının Shalimar parfümünü bitirdim. Dünyanın en ağır kokularından bir tanesidir. Fakat sıktığınız zaman bayılırsınız yani. Çok güzel bir koku. Ama Muskent bende baş ağrısı yapıyor ya. Baş ağrısı yapıyor. Tuhaf bir şekilde başım ağrıyor Muskent sıktığımda. Tekrar almam. Ama muhteşem, ağır, böyle ağır ama çok güzel bir koku. Çok, gerçekten çok güzel bir koku. Sonra Lancome'un Enerji Dövi göz çevresi kremini bitirdim. Bunu görenler ağlayacaklar şimdi. Bu bende 100 yıldır var. Çok şükür bitti. Çok güzel bir krem gerçekten ve bilyeli uç. O yüzden de böyle soğuk, hele yazın dolaba koyarak kullandığınızda bayılırsınız. Çok güzel bir üründü. Tekrar alır mıyım? Tekrar almam. O kadar değil yani. Ay kız, elini oradan şey yapacağını, buradan şey yapsana işte, benim lazlık. Purest Solution'ın bir
C vitamini. Bunu çöpe atıyorum. Yarısından fazlası dolu. Bütün serumlar benim cildimde inanılmaz kistik sivilceler yaptığı için serum kullanmayı bir iki aydır, üç aydır falan bıraktım. Tekrar almam. Kullanmam. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Sonra şu çok sinirleniyorum şimdi buna. Flormar'ın Super Shine Lip Gloss'larından 20 olması lazım numarası. Transparan pink rengi. Şöyle bir lip gloss. Bakın. Bakın lip gloss'un olayına bakın şimdi bak. Bir gün süreyim diye çıkardım. Ucu içinde kaldı. Şeyi. Ne derler ona? Nerede olduğu da belli olmuyor kız. Aplikatörü içinde kaldı. O yüzden mecburen çöp. Benimle gurur duyacaksınız. Aşağıya herkes bir alkış atarsa çok memnun olurum. Nars'ın Dolce Vita rengi lip balm. Bakın ben bunu bitirdim. Ben bunu dibini sıyırarak bitirdim. En son artık böyle hani açtığımda çıkmayan yeri önce birazcık parmakladım. Öyle kullandım. Ondan sonra kalan yerleri de kulak çöpüyle içine banıp öyle şey yaptım, kullandım. Dünyanın en güzel lip balmlarından bir tanesi. Çok severek kullandım. Denk gelirsem bir ara tekrar belki alırım. Deborah Milano'nun bir tane concealer'ından bitirdim. Şöyle çok severek kullanıyorum. Bendeki rengi 2.1 light arkadaşlar. Çok severek, çok bayılarak kullanıyorum. Başka hiçbir heyecan bile aramıyorum yani. Sonra bu maalesef arabadaki makyaj çantamdaydı ve paketi falan böyle yanmış bir şey olmuş yani. Kiko'nun Velvet Touch Creamy Stick Blush'larından şöyle bir renk. Rengi güzeldi. Nars'ın orgazmına benziyor. Fakat ne? Bozuldu. Bayağı bozuldu yani. Şunu şöyle dökelim. Miss Sporty markasını. Ben bunu yurt dışından almıştım. Second Skin Effect Foundation'ı. Fondöteni. Bendeki rengi de 001'di. Bu bitmedi. Fakat bu bende sivilce yapmaya başladı. O yüzden bunu atıyorum. Bu stick güneş... Aman stick güneş kremleri demişim. Stick güneş kremleri de sivilce yapıyor bu arada genel olarak. Ama bu stick fondötenler bende artık gözenekleri tıkadığı için mi yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama tuhaf bir şekilde sivilce yapıyor. O yüzden bununla da vedalaşıyoruz. Bunu da atıyorum. Gidiyor. Dala'nın bir nemlendiricisini, el kremini bitirdim. Nemlendirici el kremini bitirdim. Çok severek kullanıyorum. Çok güzel bir ürün. Bu 20 ml'lik böyle bir çanta boy bir üründü. Çok severek kullandım. Büyük boyu da var bende. Onu da çok severek kullanıyorum. Sonra bu da o makyaj çantasından kalan bir ruj. Çok güzeldi ama maalesef. Cool Collagen Essence'in Cool Collagen 203 My Advice rengi. Çok güzel bir ürün ama yani işte o arabanın torpido gözünde kalıp da sürekli sıcak yediği için her şey erimiş. Böyle hepsi şey olmuş, bozulmuş. O yüzden hiçbir tanesini kullanmayacağım. Atıyorum, gidiyorlar yani. Sonra çöp olan bir ürün. İğrenç. İğrenç. Bakın o kadar kötü ki. Doğa markasının Tone Up güneş kremi. Çok kötü arkadaşlar ya. Çok kötü yani. İnanılmaz kötü. İnşallah görüyorsunuzdur. Güneş ışığından kör olduk yemin ediyorum burada. Azıcık şöyle bir perde çekeyim. Birazcık daha rahat edelim inşallah. Çok kötü ya. Çok kötü. Yani niye bu kadar kötü bir şey yaptınız? Yani bakın. İçinde bilyesi var. Böyle çalkalayarak kullanın diyor. Açıyorsunuz. Tamam mı? Açtınız. Elinizin üzerine birazcık döktünüz. Çok kötü. Şöyle bir ürün. Bakın. Pembe. Bunu böyle yaydınız. Bak. Bak böyle kalıyor biliyor musunuz? Bütün cildinizde asla emilmiyor. Suratınızı bembeyaz yapıyor. Çok böyle acayip çirkin bir şekilde anca böyle anca sürüyorsun. Bu defa pütür pütür silgilenip soyulmaya başlıyor.
Hiç beğenmedim. Kokusu deseniz apayrı bir değişik bir şey. Ben gerçekten bunu hiç beğenmedim ya. Keşke böyle bir ürün yapmasaydınız. Suratınıza sürdüğünüzde asla ama asla yayılmıyor. Böyle yoğurt sürmüşsünüz de böyle suratınızda bir oraya kaydırıyorsunuz, bir buraya kaydırıyorsunuz gibi oluyor. Çok kötü bir ürün. Çok çok kötü bir ürün. Yani hiç beğenmedim. Bu da o yüzden çöpe gidiyor. Hiç sevmedim. Bayılarak kullandığım bir güneş kremi. Beauty of Hozeon markasının pirinçli ve probiyotikli SPF 50'li şu güneş kremi. O kadar güzel bir krem ki. Seni kim yaptıysa Allah razı olsun. Çok güzel bir ürün. Asla beyazlık bırakmaz. İncecik bir yapısı var. Hemen emilir. Ve kızarmazsınız, yanmazsınız. Hiçbir şey olmazsınız. Çok güzel bir üründü. Alırım bu arada. Ben tekrar alırım. Para veririm yani ona. Bir tane Naşita'nın şöyle bir jileti. Bu da çöp. Hiçbir işe yaramıyor. Asla bıyık almıyor ya. Bıyığı alamıyorsunuz. Yani çok kötü bir ürün. Sonra Maybelline'in Color Tattoo'larından bendeki rengi 98 Creamy Beige olan şöyle bir krem farı vardı. Kurudu. Kurudu, renk vermiyor. Valla ne yaptıysam şey yapamadım yani, halledemedim. Üzerine kuşburnu çekirdeği yağı falan sıktım. Döktüm böyle birazcık yani. Gene olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. O yüzden bu da çöpe gidiyor. Başka da bir ürünümüz kalmadığına göre torbamız çok şükür boşaldı. Ve bitenlerim bu kadardı dostlarım. Gene bayağı ürün bitirdim ya. Attıklarım da oldu, bitirdiklerim de oldu. Video en azından böyle kısa bir video olmamış oldu. Çünkü ben bitenler videosunu uzun 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 izlemeyi çok seviyorum. Şimdi hemen bugün bunu editleyeceğim ve yüklemeye koyacağım. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz, aşağıya yorum yaparsanız çok memnun olurum ki birazcık daha böyle büyüyebilelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.